Şimdi ben dinin birçok şey olduğunu biliyorum. Birçok din olduğunu biliyorum. Tarih boyunca işte en iptidai, ilkel diyebileceğimiz totemizm, efendime söyleyelim, biçimlerinden, totemist dinler biçimlerinden, protest din biçimlerinden, tek çok tanrıcılığa, daha sonra tek tanrıcılığa kadar çeşit çeşit dinler olduğunu biliyorum. Hatta tanrısı olan, tanrısı olmayan dinler olduğunu da biliyorum. Dinlerin yine zaman içerisinde çok çeşitli fonksiyonlar, işlevler üstlendiğini biliyorum. Belki ileride konuşuruz. Yani ahlak fonksiyonunu üstlenmiştir. Dünyaya açıklama fonksiyonunu üstlenmiştir. Bilgi olma fonksiyonu üstlenmiştir. İşte ne bileyim, teselli verme fonksiyonunu üstlenmiştir. Siyasi olarak bir imparatorluğu tesis etmeyi mümkün kılan bir kurum, teşkilat olma özelliğini üstlenmiştir. Ki bu işlevlerden bir kısmını terk etmiştir, bir kısmı yeniden yeni ortaya çıkmıştır. Bunların hepsini biliyorum. Şimdi fakat dinlerin benim anlayışıma göre, yani bu benim konuşmam, dinler hakkında tarihsel olarak var olduğunu düşündüğüm veya gerçekten cereyan ettiğini düşündüğüm bir olguyu anlatmak değil. Deyim yerinde dinlerle ilgili insanlığın erişmiş ve gelmiş olduğu noktadan hareketle söylediğim bir şey. Şimdi bence din esas itibariyle, benim kanaatime göre, bilgi ve bilme dışında insan ruhunun başka bir yetisine, fiiline, eylemine, ihtiyacına tekabül eden şeydir. Onun da en genel adı inanmadır. İnanma. İstiyorsanız iman et. Şimdi inanma ile bilme arasında ben kategorik ve hapsari fark olduğuna inanıyorum. Yani bir şeye inanmak o şeyi bilmek demek değildir. Bir şeyi bilmek belki bir anlamda aynı zamanda ona inanmak olabilir. Ama inanmakla bilmek birbirinden tamamen ayrı, insan ruhunun birbirinden tamamen ayrı iki ihtiyacını karşılayan şeylerdir. Yani çok basit. Ben bu inanma denilen olayı da en iyi biçimde Hristiyanlığın ifade ettiğini düşünüyorum. Şu manada ki, Hristiyanlık biliyorsunuz veya İsa ne bir ekonomi getirmiştir, ne bir hukuk getirmiştir, ne bir şeriat getirmiştir, ne bir siyaset getirmiştir. Yani dünyayı yönetmek üzere. Hatta ne de bir ahlak getirmiştir. Bir şey getirmiştir. Bir şey söyleyeyim, sadece bir şey. Ben Tanrı'nın oğluyum. Bana inanırsanız kurtulursunuz. Bana inanırsanız kurtulursunuz. Selamete erersiniz, ebedi hayatı elde edersiniz. Babamızın yanında sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşarız. Bakın ne dediğimi anlatabildim mi? Siyaset yok. Hukuk yok. Hukuk yok. Ahlak var ama ahlak bile temel unsur değil. Hele hele bilgi yok. Ya dünya hakkında hiçbir bilgi yok. 6 günde yarattı, 5 günde şunu yaptı. Anladınız mı? Hiçbir şey yok. Yalnız şuna inanın. Siz insan olarak ruha sahipsiniz. Siz Tanrı sevmektedir. Ben İnsanlaştım Tanrı'nın şeyiyle, sizi sevdiği için, sizin işlemiş olduğunuz o ilk günahı bağışlaması için, kendi oğlunu feda ederek bunun kefaretini ödemesi için insanlaştım ben. Bana inanın, kurtulursunuz. Şimdi bak, temel kavram anladın mı? Tamamen inanma. Neye inanma? Bana inanma. Tabii bana inanmanın getirdiği başka şeyler de var, inançlar. Ama burada ne şeriat var, ne hukuk var, ne siyaset var, ne ekonomi var. Hiçbir şey yok bunun içerisinde. Ki bunu daha sonra Augustinus da çok mükemmel bir şekilde geliştirir. Ve şunu söyler. Biz hayatımızda iki temel davranışta bulunuruz. Bazı şeyleri tecrübe eder biliriz. Bazı şeyleri tecrübe edemeyiz, bilemeyiz. Ama inanma İsteriz, inanma ihtiyacına sahibiz. Ben bunun kesinlikle doğru olduğuna inanıyorum.
İnanma olmazsa, karnınıza inanmazsanız evlilik yürümez. Çocuğunuza inanmazsanız, yani insan hayatına, çocuğunuzun değerli olduğuna inanmazsanız, çocuğunuza bakmak, yetiştirmenin değerli bir şey olduğuna inanmazsanız çocuğunuza bakamazsınız. Anlatabildim mi? İnan hayatımızın her safhasında var. Ve hatta sana şöyle diyelim. Özellikle insani hayatın %99'unu bilgi değil, inanç teşkil eder. Bak %99'unu söylüyorum. İnsani hayatın. Tekrar ediyorum. Dostunuza inanacaksınız, arkadaşınıza inanacaksınız, işte bilmem annenize inanacaksınız, insan hayatına inanacaksınız, insanlığa inanacaksınız, aileye inanacaksınız, evliliğe inanacaksınız. İnanç böyle bir şeydir. Nitekim yine Saint Paul'e sorarlar. Saint Paul'ün Resulü'nün işlerinde ünlü bir cümlesi vardır. Nedir Hristiyanlık? Adam bir tek şey söyler. Bu çok önemli. Bütün filmlerde, Batı filmlerinin hepsinde buna tekrarlanır. Biz fark etmeyiz onu. Hristiyanlık nedir der? Cümlesi şudur. Hristiyanlık sevgi, umut ve inanmadır. Şimdi bakın, ben bunu şöyle ifade ederim. Bunun üçü de aslında bilgi dünyasına ait değildir. Bunun üçü de bilim dünyasına ait değildir. Hem bilim dedim hem bilgi. Genel olarak. Bunun üçü de gerçekten içinde yaşadığımız dünyaya ait değildir. Hangi dünyaya? Somut, fizik dünyamıza ait değildir. Neden? Çünkü umut geleceğe aittir. Gelecek var değildir. Gelecek olduğu zaman zaten gelecek değildir. Acaba anlatabiliyor muyum? Ümit de gelecek arasında bir ilişki. İki. Sevgi gene bu dünyaya ait değildir. Şehvet bu dünyaya aittir. Arzu bu dünyaya aittir. Sevgi bu dünyaya ait değildir. Ne demek sevgi bu dünyaya ait değildir? Yani sevgi ne bilgiseldir ne bilimseldir. Hani hiçbir insan niye sevdiğini, birini, niçin sevdiğini ne bilimsel, ne bilgisel, ne bilmem ne olarak açıklayamaz. Montaigne nedir? O benim dostumdu, ben onu seviyordum. Bu kadar. Şimdi bütün bunların hepsi son tarihte benim kanaatime iman etmekle ilgili bir şey. Yani iman etmek şu, ben inanıyorum. Ben hayatın anlamı olduğuna inanıyorum. Ben sevginin değerli olduğuna inanıyorum. Ben merhamete inanıyorum. Bunu anladın. Ben insan ruhunun ölümsüz olduğuna inanıyorum. Dediğiniz zaman bunun akılla, makılla, hiçbir şeyle, kanıtla, argümanla, falanla, filanla ilgisi yok. Dinin açıklamayla ilgisi yok. Dinin bilimle, bilgiyle falan ilgisi yok. İnsanla ilgisi var. Bilimle, bilgiyle, akılla, bilgiyle ilgisi yok. Bunu demek. Ha ne dedim ben şimdi? Ben bizimkine dindar olmadığını düşünüyorum dedim. E çünkü bizimkiler böyle düşünmüyorlar. Bizimkiler tam tersi. Biliyorsun bizim en büyük argümanlardan birisi şudur. İslam dini çok doğaldır. Ya doğal din olur mu? Doğal ekonomi olur. Doğal bilim olur. Acaba anladınız mı? Doğal hukuk olur. Din doğal olmaz. İnsan, İslam dini çok akla uygundur. Ahmakça bir cümle. Kusura bakmayın. Ahmakça bir cümle. Akla uygun bir din olmaz. Ama hocam, tarihte siz dinlerin hukuk yarattığını, ekonomi yarattığını, siyaset yarattığını söyledim ben. Ben söyledim bunları. Ama bütün bunlar zaman içerisinde dinin bu fonksiyonları, dinin bu farklı işleri yavaş yavaş ne yapmıştır? Efili olmuştur. Yani artık uzaklaşmıştır ondan. Aslında din o değildir. Artık din o değildir. Eğer insanlar şimdi dinden atom bombasının formülü, Kur'an'da mikropların bilmem nesini bekliyorlarsa kusura bakmayın. Bunlar imanla, inançla, insanın sözünü ettiğim o ihtiyacıyla hiç ilgisi olmayan şeylerdir.